Ben bu durumu gerçekten kınıyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani hapishanedeki insanlar ne yapalım? O zaman öldürsünler orada. İnsanlar yardım etmeyecek mi? Belki akrabası, belki çok ihtiyacı vardı. Yardım etse sonra bir hasta kadını yani belki gönderdi. Bir hasta sedyeyle hapishane ne demek ya? Bu hangi ülkede yaşıyor? Nedir? Diktatörlükte mi yaşıyoruz? Sonraki ben hapishanedeki insanların da insan olduğunu, onların da ihtiyaçlarının olduğu zaman içerideki yemekleri, her şeyi bedava versinler. İnsanlar dışarıdan bir şey almasınlar. Para birisi buna yardım etmese ne yiyecek? İnsanlar bu kadar insafsız mı olsunlar? Herkes birbirini o zaman öldürsünler hapishaneye koyana kadar yemek falan vermiyor. Nasıl olsa parasını vermiyorlar. Canım çocuğuna para gönder. En doğal şey benim çocuğum ne hangi suçu işlerse işlesin ne olursa olsun kim çocuğunu reddetmiş ya da bu durumda bırakmış mecburen yardım edecek çocuğuna. O suçlu tamam o cezasını çekiyor o da ona sadece oradaki ihtiyaçları için gönderiyor. Hiçbir zaman uygulamıyorlar ki hangi yasayı uygula kendi yazdıklarını bile uygulamıyor. Onlar kafalarına göre uyguluyorlar. İnsanları içeride yalnızlaştırın, yalnız bırakın, hiçbir şekilde yardım etmeyin. Yani onları ölüme terk ediyorlar. Şimdi devletin öteden beri farklı düşüneni, kendisi gibi olmayanı cezalandırma politikası var. Bunu uzun süreden beri cezalandırmaları çeşitlendiriyor. Açlıkla cezalandırıyor, hukuksuzlukla cezalandırıyor, suçsuzlukla cezalandırıyor, hastalığın tehdit olarak cezalandırıyor, bunu çeşitlendirerek devam ettiriyor. Şimdi öbür taraftan temel ise hasta, tutuklu insanların, mahpus insanların temel hakları, temel gereksinimleri karşılanmıyor. Buna karşılık toplumun kendi rızasıyla bunun dayanışma, yardımlaşma, paylaşma güdüleriyle gidermeye çalışıyor, bunu da set atmaya çalışıyor. Bu aslında evrensel hukuk normlarına göre bir suç oluşturmuyor. Yani standart dışı bir şey. Dolayısıyla bunun bu suç olarak lanse edilip bu şekilde insanlara yönelik bir cezaya dönüştürmesi bir insan hakları ihlalidir diye düşünüyorum. Öbür taraftan dediğim gibi yani toplumdaki dayanışma kültürünü, dayanışma bilincini, yardımlaşma, paylaşma bilincini yok etmeye dönük bir saldırıdır. Toplum bu şekilde korkutularak cezalandırmaya çalışıyor. Bu tür davranışlar gösteren bireyleri de bundan azade tutmak için kullanmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Böyle bir uygulamayı, böyle bir şeyi kınıyorum. Aksine bu tür şeyleri yaygınlaştırarak devam ettirilirse yapılan bu keyiflilik kendisinin absürt bir durum olarak ortaya çıkar. Toplum bunları kanıksamazsa bu bir suç olma olursa ortaya çıkar.